Genel Başkan Doğu Perinçek ile birlikteyiz. Şimdi kendisine gündemin sıcak konularını soracağız. Devlet Bahçeli'nin başlattığı DEM Parti açılımını soracağız. Bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar var. Çözüm süreciyle ilgili ve DEM Partisi'nin Türkiye Partisi olması ile ilgili bazı öneriler yapıldı. İş cephe çağrısını Sayın Erdoğan yineledi. İş cephe nasıl sağlamlaştırılır? PKK'ya nasıl silah bıraktırılır? Bunları kendisine soracağız. Sayın Perinçek hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsterseniz en sıcak konudan başlayalım. Lütfen buyurun. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum sosyal medya hesabından bu yeni açılım tartışmaları başlığıyla bir fikirlerini paylaştı. Çözüm süreci olmaz olamaz dedi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tabii güzel bir şey, bunu demesini takdirle karşılıyoruz ama sonuç itibariyle ben de çok dikkatli okudum Sayın Mehmet Uçum'un açıklamasını. Hepsi şurada birleşiyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM açılımında birleşiyor. Nedir? Biz DEM Partisi'ni PKK'nın elinden kurtaracağız. Eğer kurtulmazsa orada bazı yaptırımlarımız var falan. Yani kapatılır gerekirse falan deniyor. Yani burada bir hayal yayılıyor. Bakın hepsinin birleştiği bu. DEM Partisi, HDP falan bunlar kurtarılamaz. Bunlar PKK'nın organlarıdır. PKK'nın kurtarılması mümkünse DEM Partisi'nde kurtarsınlar. Yani onun için toplumda yeniden DEM Partisi'ni kurtaracağız, DEM Parti'nin içinden bir bölüğü yanımıza çekeceğiz falan gibi planlar geçersizdir, hayalcidir, gerçekçi değildir. O bakımdan evet Sayın Mehmet Uçum çözüm olmaz, çözüm olmayacak gibi çok kesin ifadeler kullanıyor. Ama sonuç itibariyle DEM Partisi'ne bir fırsat vereceğiz. Türkiye Partisi olsun. İşte olmazsa içinden bir grubu kazanacağız. Hani onu da kazanamazsak o zaman gereken yaptırımlar uygulanacaktır diye özetleyeceğiz. Evet. Bir açıklamada. Yani 3 maddelik bir aslında şey yapıyor. Yani Türkiye Partisi. Bitireyim ben isterseniz. Bunu dediğiniz an siz yani DEM Partisi'nin bir tamamını kurtaracağız. Bir bölüğü kurtaracağız. PKK'yı kurtaracağız demektir bu. DEM Partisi'ni falan kimse kurtaramaz. Bu planlar yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü böylece Türk Devleti'nin PKK'yı bitirme operasyonu sulandırılıyor ve önlenmiş oluyor. Bakın bu plan hangi koşullarda geldi? Tam Türkiye, Suriye askeri bir işbirliği yapacak. Bu mimarisi Vatan Partisi'ne ait olan bir plandır. Buna Suriye kabul etmiş durumdaydı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da Beşar Esad'a davet yaptık, cevap bekliyoruz falan diyordu. Ki başkanlar arası, devlet başkanları arası görüşmeye de gerek yok. Burada da ısrar etmemek lazım. O ayrı bir konu. Ondan sonra biz Suriye, İran, Rusya, Türk Devleti burada birleşmesi için bir büyük çalışma yürüttük ve bu da başarı kazandı. Tam bu uygulanırken birdenbire Amerika ve İsrail sürece girdi. Kendi seçeneğini koydu Türkiye'nin önüne. Yani nedir bu seçenek sonuç itibariyle? DEM Partisi'ni kurtar. Dolayısıyla PKK ile bir çözüm sürecine başla. Ben burada bir abartma mı yapıyorum? Hayır. Sayın Devlet Bahçeli daha 3 gün önce Öcalan'a mesaj yolladı. Dedi ki buyursun. Ondan sonra PKK'nın silah bırakması için çağrıda bulunsun şeklinde. Yani dolayısıyla PKK'nın lideriyle bu süreci yürütmek gibi hayalci, gerçekçi olmayan, sonuç itibariyle PKK'nın tasfiyesini önleyen yeni bir plan Türkiye'nin önüne koydu Amerika tarafından ve Türkiye'nin hakim güçleri içerisinde de bayağı önemli bir ağırlık. Şimdi bu planla birlikte hareket ediyor. Ama şöyle bir başarı kazandık. Yani ilk Devlet Bahçeli gidip PKK'nın elini sıktığı zaman, o DEM Partisi falan değil, o PKK elini sıktığı zaman bu planın özünü ortaya koymuştuk ve Türk milleti de buna tabi olmayacağını, boyun eğmeyeceğini kamuoyu da gösterdi. Dolayısıyla bu plan yürümüyor ve şimdi geri adımlar atılıyor. Bu büyük bir başarı. Hem Vatan Partisi'nin başarısı hem de Türk milletinin başarısı. Tamam. Nasıl bir geri adım? Nasıl bir geri adım? Yani mesela Sayın
Mehmet Uçum'un bu çözüm olamaz, olmayacak demesi bir geri adım. Ondan sonra gene basında bazı haberler çıktı. Yani o haber de garip. Yani Sayın Handa Fırat'ın haberi. Orada da bir sürpriz oldu AK Parti için. Sayın Devlet Bahçeli'nin gidip el sıkması şeklinde bir haber evet. çıktı. Yani bu bir geri adımı ifade ediyor haber. Ama haber gerçeği temsil etmiyor. Neden? Çünkü Devlet Bahçeli'nin o el sıkması, PKK'nın elini sıkmasından sonra ki o bir el sıkma değil, bir nezaket değil, el sıkma demeyelim, PKK ile bir Devlet Bahçeli açılımı başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ondan sonra iki kez hem 8 Ekim'de hem de ondan sonra 12 Ekim galiba açıklamaları oldu. Oralarda Sayın Devlet Bahçeli'nin bu girişimini Cumhurbaşkanımız çok çok önemli, hatta çok değil çok çok önemli bulduğunu belirtti ve olumlu tavır aldı. Ama şimdi ne deniyor? Bu bir sürpriz deniyor. Bu bizim ve Türk milletinin büyük bir başarısı. Evet, orası güzel. Sayın Erdoğan ifadesinde Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhataplarca doğru anlaşılmasını bekleriz gibi bir şimdi tabii vardı. Oradan muhataplarca doğru alınma, yani buradan da ya PKK'nın şımararak buradan çok fazla büyük beklentide girmemesi gerektiği söyleniyor ama nesnel sonuçlarına bakmak lazım. Evet. Bunun en önemli süreci şudur. Bu Sayın Devlet Bahçeli'nin bu açılımı DEM Partisi'ni meşrulaştırıyor. Kapatılması gereken bir parti birdenbire Türkiye'nin hakim güçleri tarafından kabul edilen, ondan sonra yasal gösterilen bir partiye dönüştürülüyor. Yine kapatılması gereken ki aynı parti, HDP, DEM Partisi, tek parti bunlar. Yani PKK'nın kapatılmasıyla bu sorun çözülecekken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahıyla bu çözüm getirilecekken birdenbire bu çözümler bir kenara itiliyor. Onun yerine PKK'nın şu veya bu örgütüyle, gücüyle konuşarak, görüşerek bunun çözülmesi gibi bir hayal kamuoyunda yaratılıyor. Peki ne zararı var diye sorabilirsiniz. Zararı çok. Neden zararı çok? Bir kere silahla çözüm birden arka plana itiliyor. Bölgedeki Suriye ile askeri işbirliği terk ediliyor. Bu plan uygulanacak olursa kapatılmaktan vazgeçiliyor. Kapatılmasından vazgeçiliyor DEM Partisi'nin. Dolayısıyla Kürt sorununun çözümü ertelenmiş ve terk edilmiş oluyor. O bakımdan bu hayalin yayılması çok çok zararlı. Bu PKK'yı yasallaştıran, PKK'yı Türk siyasetinde bir yasal unsur olarak kabul eden adımlar. Dikkat edin, kim alkışlıyor? Özgür Özel diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı, evet, PKK'yı koruyan parti. Çünkü Atlantik sisteminde beraberler. En çok memnun olan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Hemen diyor, ben diyor hiçbir şart koşmuyorum. Devlet Bahçeli'yi alkışlıyorum ve giriyorum bütün gücümle bu planın uygulanması için varım. Tabii. Pazartesi günü Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gidecek. Oradan sonra Güneydoğu illerine hemen bakın, gidecek. Onlar önemli diye bakın. Demirtaş ziyareti falan. Şu önemli Özgür Özel'in. Bu bir Devlet Bahçeli'nin yaptığı doğru. Onu alkışlıyorum. Çok doğru yapıyor. Ben bu planı destekliyorum. Bu önemli. Ziyaretler falan filan. Onlar o kadar önemli değil. Evet. Peki şimdi Mehmet Uçum'un önerisinde şu var. DEM Parti içerisinden bir kesime fırsat vermek, yani terörden kopmasına bir fırsat vermek ya da DEM Partisi'nin meclisteki grubunu terör vesayetinden kurtarmak gibi şey. Öneriler sunuluyor. Evet. Bunların bir uygulama zemini var mı yani? Ya bakın işte tamam, bunlar onun için diyorum hayal. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DEM Parti içinde bir grupla bazı ilişkileri olabilir. O gruptan bazı insanları ele geçirdiklerini düşünebilirler falan filan. Ama sonuç itibariyle tamamen PKK'nın kontrolünde olan bir grup, PKK'ya silahla darbe indirilmediği sürece, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bitirilmediği sürece, hatta bunu ertelediğiniz zaman bu DEM Parti'den bir grubu kazanacağız, bir grubu Türkiye'li yapacağız falan, bunlar tam tersine Türkiye'nin PKK'yı bitirme operasyonuna zarar veren hayalci uygulamalar. Çünkü bunu kamuoyunda bunun yansıması ne?
Anayasa Mahkemesi'ne bunun yansıması ne? Evet. Anayasa Mahkemesi bütün bunları izliyor. Anayasa Mahkemesi hukuka göre karar vermiyor bu konularda. Yani ben siyasi parti kapatma uzmanıyım. Türkiye'de bir numaralı uzmanıyım. Kitaplarımda, Anayasa Mahkemesi kararlarında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay mütalalarında benim kitaplarıma göndermeler vardır. Bu konunun uzmanıyım. Sonuç itibariyle kapatılması, bir celsede kapatılması gereken bir parti yıllardır süründürülüyor, kapatılmıyor o davalar. Neden? Arkasında Amerika var ve sistemin başındaki güçler Türkiye'de hem iktidar olsun hem de CHP muhalefeti zaten PKK ile tamamen beraber. İktidar PKK'nın üzerine silahla yürüdüğü halde 2015'ten sonra o silahla yürümesinde de tutarsızlıklar var. Ne gibi? Mesela yasal örgütünü siz kapatmadan silahlı mücadelede en sonuç alıcı, kesin sonuç alıcı, verimli sonuçlar elde edemezsiniz. Evet. Ve devletin bütün kuvvetlerini topyekün harekete geçirmeden kesin sonuç alınmaz. Yani bir yandan siz meşrulaştırıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kapatmıyor. Hatta kalkıyor Türk Devleti 2 yılda toplam 1 milyar 140 milyon lira parayı PKK'nın partisine Türkiye'de veriyor. Şimdi bunu izleyen Kürt vatandaşlarımız Güneydoğu'daki diyorlar ki ya bu Türk Devleti galiba buralardan vazgeçti. Dolayısıyla PKK'ya oy sağlayan, yani yalnız asker sağlayan, yalnız para sağlayan değil, aynı zamanda PKK'ya oy sağlayan uygulamalar bunlar. Şimdi DEM Parti'den bir grubu kazanacağız falan filan dediğiniz zaman veyahut da DEM Partisi'ni Türkiye Partisi yapacağız dediğiniz zaman sonuç itibariyle Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın da o partiye yönelmesini desteklemiş oluyorsunuz. Sıcak konu Sayın Genel Başkan. Bugün Aydınlık muhabiri Olcay Karatepe Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na DEM Parti'nin daha doğrusu HDP kapatma davasını sordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya diyor ki DEM Parti'nin kapatma davasının iddianamesi nitelik olarak çok farklı. Çok dosya var. Bu nedenle DEM mi HDP mi? HDP. Evet. HDP yani güzel. Dava açılan HDP ile ilgili. HDP hakkında açılan kapatma davasının neden uzadığını sorulunca o da diyor ki bunun iddianamesi nitelik olarak farklı. Önümüzde çok dosya var. Bu nedenle uzuyor gibi bir gerekçe sunuyor. Şimdi bakın bu Anayasa Mahkemesi'nin Türk hukukunu uygulamadığını ve vatandaş olarak da Türk vatanı, toprak bütünlüğümüz, Türkiye'nin devlet bütünlüğü konularında duyarlılıkları olmadığını gösteriyor. Çok açık söyleyeyim. Başkanın ve çoğunluğu. Çok açık söyleyeyim. Çünkü Türkiye'nin şehitler vererek yürüttüğü bir vatan, toprak bütünlüğü, devletin birliği mücadelesi varken hala Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar uyuşuk, bu kadar sorumsuz, bu kadar ciddiyetsiz ve vatanseverlikten ve Türk hukukundan bu kadar uzak Türkiye Anayasası'nı bilmeyen, anlamayan, anlamak istemeyen bir çizgide olması Anayasa Mahkemesi açısından utanç verici bir durum. Ve ben bir bu konuları iyi bilen ve hocası da o arkadaşların çoğunun hocası olarak da söylüyorum, iyi bilen birisi olarak utanıyorum bütün bunlardan. Yani efendim dosyalar var, ciddi bir Anayasa Mahkemesi bütün dosyaları bir kenara atar ve HDP davasını kapatma kararını verir. Ha, vermemeleri biraz evvel söylediğim gibi hukuk dışıdır, anayasa dışıdır, sorumsuzdur, vatanperverlik sorumluluklardan tamamen uzak bir tutumdur ve maalesef Amerika ve Batı'nın dayatmaları karşısında boyun eğen bir uygulamadır. Çok açık söyleyeyim. Ve bunun hiçbir affedilecek, tarih bunu affetmez. Türk milleti de bunu affetmez. Sonuç itibariyle bu, işte demin konuştuğumuz Türkiye'deki bu iklim, hava falan filan, evet. Bu da etkiliyor. Yani Türkiye'nin hakim güçleri hala Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in dayatmalarından ve planlamalarından kurtulamadılar. Yani DEM Parti'yi kurtaracağız falan diyorlar ama ilk önce Türkiye'nin hakim güçlerinin, siyasi iktidarının vesaire Amerika ve İsrail'den kurtarılması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle bakın 15-20 gün evvel neyi konuşuyorduk? Türkiye Suriye işbirliği yapacak, PKK'yı temizleyecek. Ondan sonra Türkiye
BRICS'e girecek, Şangay örgütüne girecek, Türk devletleriyle Asya'daki birleşecek, bütünleşecek. Yani Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bunlar Asya'da bir ağırlık oluşturacak. Asya'da uygarlığının yükselişinde önder konumlarda olacak falan. Böyle bir plan varken birdenbire Amerika ve İsrail girdi ve PKK ile sözüm ona Türkiye devletini barıştıran, ondan sonra işte Dem Parti'yi kurtaracak, Dem Parti'nin işte bir grubu kurtaracak falan filan bir plan içine sürdü. Yani bahçe açılımı PKK'yı kurtaran plan. PKK'yı kurtaran. PKK'yı Türkiye-Suriye işbirliğinin, askeri işbirliğinin elinden kurtarma girişimi bu. Bu süreçte peki sınır ötesindeki operasyonlar duraksama yaşar mı sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde. Yani bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu plana evet demesine ben hiç ihtimal vermiyorum. Yani çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri 2015'ten bu yana o 24 Temmuz kararından bu yana savaşıyor, hendeklere gömüyor PKK'yı. Çok büyük başarılar kazanıyor. Fırat Kalkanı, ondan sonra Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları olağanüstü başarılar. İçeride çok büyük başarılar kazandı. Şehitler vererek polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu başarıları kazandı. Ve onlar gerçekçi tabii. Bu işin silahla çözüleceğini çok iyi biliyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Onun için bu planın gerçekçi olmadığını Türk ordusunun komutanlarını çok çok iyi bilir. Ama o sizin söylediğiniz Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyindeki harekatlara iktidar, mevcut siyasi iktidar karar veriyorsa bir kere bir takım ertelemeler ondan sonra olabilir. Onu bilmiyoruz. Şu anda onunla ilgili bir bilgimiz evet. yok. Ama en önemlisi o silahlı hareketleri kim yapacak? Mehmetçik yapacak. Mehmetçik başındaki komutanlar yapacak değil mi? Peki o komutanlar Mehmetçik ve Mehmetçiğin mücadele azmine bu el sıkmalar nasıl etki yapıyor? Onlar izlemiyorlar mı? Cephede savaşan, PKK'ya karşı mücadele eden komutanlarımız ve askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, hepsi Mehmetçik zaten subayıyla, askeriyle. Onlar bu süreci izlemiyor mu? İzliyor. Genelkurmay başkanlarımız, kuvvet komutanlarımız, savunma bakanımız bu süreci izlemiyor mu? Peki bu PKK'ya el uzatmalar ve işte Dem Parti'yi kurtarma falan filan gibi hayalperest, gerçekçi olmayan Amerika ve İsrail dayatmaları karşısında Türk Devleti'nin böyle bir tereddüde bocalamaya girmesi o komutanlarımızı, o askerlerimizi nasıl etkileyecek? O açıdan sizin sorunuz evet. çok anlamlı oluyor. Çünkü iktidar onlara durun yapmayın harekat falan diye bir emir vermese bile sonuç itibariyle oradaki savaşan insanların savaşma iradesini zayıflatan bir olay. O açıdan da çok çok önemli. Evet. Şimdi dün biz AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ile bir aradaydık. Bir grup gazeteciyle beraber. Kendisine geçmişteki o 2008'lerde 11'lik açılım süreci soruldu. Şöyle bir değerlendirme yaptı. Eğer biz o reformları yapmasaydık, o demokratikleşme adımlarını atmasaydık, Türkiye'yi de Suriye gibi, Irak gibi Orta Doğu'ya çevireceklerdi. Biz o adımlar sayesinde, o dönem atılan adımlar sayesinde demokratik tedbir aldık. Bu sayede o öyle bir çatışma ortadan kurtulduk. Bu vahim. Bu kadar bunu. Amerikancı bir açıklama, bu kadar İsrailci bir açıklama olabilir. Yani Türkiye'nin bu arkadaki dönemdeki tehdidi atlatmasının tek bir sebebi var. 24 Temmuz 2015 günü hükümetin aldığı kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı silahla hendeklere gömmesi. Bu sayede Türkiye Suriye olmadı. Hatta öyle demeyelim de yani Türkiye iç kavgalara vesaire falan sürüklenmedi. Bunu önledi. Yani silahlı kararlılık sayesinde. Yoksa Sayın Efkan Alalar'ın çözümleri, Kürt açılımları bilmem neleri sayesinde değil. Tam tersine o açılımlar çok büyük zarar verdi. Neden? O açılım sırasında PKK soluk aldı, hendek kazdı, ondan sonra şehirlerin altına oydu, kuvvet topladı, para topladı,
ve halkta büyük tereddütler yaratıldı. Dolayısıyla Efkan Ala Beyefendi'nin açılımları Türkiye'nin bölücülükle mücadelesine çok ağır zarar verdi. Bunu herkes görüyor ve aynı zamanda Türkiye'nin iç kavgaları sürüklenmesine hizmet eden bir uygulama oldu o geçmişteki Kürt açılımı. Evet. Bugünkü dönemle ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı 30 Ağustos'ta ilk ben hani Beştepe'de etkinlik vardı. Ben de katılmıştım ve orada Atatürk'ün o iç cephenin sağlamlığını da atıf yaparak bugün de Türkiye'nin karşılaştığı tehditlerde iç cephe sağlam olmalı. Dolayısıyla bir işte normalleşme, yumuşama gibi ifadelerle bu iklimin, şu anki oluşan iklimi iç cephenin sağlamlaştırılması için atın adım olarak değerlendiriyor. İç cephe nasıl sağlamlaştırılır? Değerlendirenler var ama Sayın Mehmet Uçum böyle iç cephe böyle sağlamlaştırılmaz yolunda da açıklamalar yapıyor. Orada tabii açılımda sağlamlaştırılmaz ve bu yapılan girişimin o şekilde yorumlanması doğru değildir diyor. İç cephe PKK'yı bitirerek sağlamlaştırılır. PKK'nın DEM Partisi'ne, HDP'ye falan hayat öpücüğü vererek, ayakta tutarak onlar iç cepheyi bozarız. Dahası aynı zamanda onların da katılacağı, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde de var o eğilimler, bir takım renkli ayaklanmalar, renkli devrimlerin de zeminini ayakta sağlam tutarız. O bakımdan bu DEM Partisi'ne el uzatmak, efendim bir DEM Partisi'ni PKK'dan kurtaracağız gibi hayaller iç cepheyi böler ve çok tehlikelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Yunanistan kıyılarına getirip bütün üslerini kurduğunu, Doğu Akdeniz'de donanma tatbikatları yaptığını da bu arada unutmayalım. Onlar iç cepheyi bozan dış ağırlıklar, etkenlerdir. Onu da unutmamak lazım. Yani böyle Türkiye bir Türk devletinin zaafı büyütüldüğü zaman ondan sonra içeride otoritede bir takım ekonomik nedenlerle de halkın ekonomik hoşnutsuzluğu sebebiyle de içeride bir takım huzursuzluklar olduğu falan filan zaman nasıl bu yapılan hataların maliyetleri ortaya çıkacağını o zaman yaşarız. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı veya AK Parti'nin bazı önemli isimlerin açıklamalarına baktığımızda bu iklimin yeni anayasa içinde bir zemin yarattığını dile getiriliyor. Yani bunun sonucunda bir yeni anayasa sürecinin başlaması gerektiği. Anayasa devleti kuran hukuktur ve anayasa terimi de yanlış, onu söyleyeyim. Yani teşkilata esasiyeydi bu eski adı. Kanuni esasiydi. Daha 1876'daki adı. Yani esas kurucu kanun. Evet. Mesela İngilizce ne? Constitutional law, kurucu hukuk. Efendim Fransızcası Droit Constitutionnel, yani o da kurucu hukuk. Almancası Verfassungsrecht, kurucu. Yani bizim anayasa hukuku dediğimiz yanlış bir terimdir. Kurucu hukuktur ve anayasada kurucu kanundur. Şimdi siz kurucu hukuku bölücü PKK ile birlikte yapabilir misiniz? Bölücülerle Türkiye devleti kurulur mu? Kurucu hukuk ne demek? Devleti kuran kanun. Devleti örgütleyen kanun, devleti örgütleyen hukuk. Siz devleti kuruyorsunuz, organize ediyorsunuz. Devleti kuruyorsunuz. Constitution karşılığı kullanıyorum. Evet. Devleti siz PKK ile kurabilir misiniz? PKK ile kurduğunuz devlet hangi devlet olur? O Türkiye Cumhuriyeti devleti olmaz. PKK ile kurduğunuz devlet tek devlet ilkesini terk etmiş. Ondan sonra toprak bütünlüğünden vazgeçmiş, bölünmüş, toprağı da bölünmüş, devleti de bölünmüş, milleti de etnik gruplara bölünmüş bir ülke olur sonuç itibariyle. Türk milletini etnik gruplara bölersiniz, Türk devletini özellikleri federasyonlara bölersiniz, Türkiye vatanını toprak parçasını da yine çeşitli toprak parçalarını bölersiniz PKK ile birlikte. PKK ile birlikte başka bir şey yapılmaz ki. Anayasa hukuku açısından PKK ile birlikte ancak Türk devleti bölünür, başka bir devlet kurulur. O devlet de artık bizim devletimiz olmaz. Amerika'nın, İsrail'in Türkiye'ye dayattığı çözümdür bu. Evet. Sayın Başkan, röportajın sonuna doğru geliyoruz. Siz Çıkış Yolu programında
umarım dediniz bu plandan vazgeçilir. Evet. Şimdi Sayın Mehmet Uç'un açıklamalarına biraz öyle bir işaret görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkümüz mücadele ve milletin isyan diyebileceğimiz itirazları sonucu bu planda tereddütler başladı. Bu planın başında da bazı niyet ayrılıkları olduğu gözüküyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla Devlet Bahçeli arasında bir niyet ayrılıkları bugün ortaya çıktı. Veyahut da öyle ifade ediliyor. Bence öyle bir niyet ayrılıkları var. Yani sanki Sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımızla birlikte kararlaştırdıkları planın ötesinde biraz abartmaya giderek, sınırları aşarak başka bir plana sanki yöneldi gözüküyor ondan sonra. Ama bu da aslında çok anlamlı. Yani böyle beraber ortak bir irade yok. O da önemli bir zaaf. MHP tabanının ve bünyesinin de kabul edeceği bir plan değil bu. AK Parti bünyesinin de kabul edeceği bir plan değil. O partileri de bölünen ve zora sokan, en önemlisi o partileri Türkiye yönetemez hale getiren, özellikle AK Parti. AK Parti'nin oyları hep herkes biliyor, iniyor, düşüyor. CHP oyları da yükselmiyor. Yani CHP Türkiye'de bir iktidar yok. Onu söyleyeyim. Onu daha önce de söylemiştim. Ona ne Türk milleti izin verir, ne Türk ordusu, ne Türk polisi CHP iktidara gelemez. Neden gelemez? Çünkü CHP'nin başındaki bütün seçenekler Atlantik'le bağlantılı ve ikinci İsrail planına teslim olan seçenekler. Onun için CHP için iktidar yok. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın oylarının, AK Parti oylarının böyle %20'lerin altına falan düştüğü ilan ediliyor televizyon açık oturumlarından, araştırmacılar tarafından. Onun için bir tek çözüm vardı, gene var. Nedir o çözüm de? Suriye ile işbirliği yaparak PKK'yı Suriye'nin kuzeyinde ve diğer İslamcı geçinen, İslam düşmanı terör örgütlerini, DAEŞ gibi Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde temizlediğimiz zaman bu hem İsrail'i yerinde durdurur, hem dünya savaşı ve bölge savaşlarını önleyecek çok önemli bir çözümdür. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin oylarını yeniden ayağa kaldırır. Bu denendi. Bakın 2015 yılında da %9 oy aldı PKK'nın üzerine yürüyerek. 4 evet. ay içerisinde AK Parti oyları %9 arttı ve 2015 seçimini ilk başta kaybetmişti. Sonra yani kaybetmişti değil, tek başına iktidar olamamıştı. Sonra %9 arttırdı ve oldu. O da önemli bir ders. Bugün onun için AK Parti içerisinde oy toplamak adıyla bu tür yönelişler sonuç itibariyle PKK'nın oylarını arttırır Türkiye'de. AK Parti oylarını da indirir ve indiriyor. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ama şöyle bağlayalım. Pardon, son cümleler varsa onları da almak Türkiye, isteriz. Türkiye şimdi bu çok kısa zamanda bu başarının elde edilmesi, yani bu açılım değildir, çözüm değildir, olmaz, olamaz denmesi ve bu plandan vazgeçildiğini gösteren veya bu planda tereddütleri ifade eden bir çizgiye yönelilmesi bu çok büyük bir başarıdır. Vatan Partisi'nin başarısıdır. Türk milletinin başarısıdır ve aynı zamanda Türkiye'nin böyle bir takım aldatmacalarla falan filan PKK'yı meşrulaştıran ve Türkiye'yi ikinci İsrail yoluna doğru iten planlar karşısında uyanık olduğunu ve bu planlara geçit vermeyeceğini gösteren bir tecrübe yaşadık son bir hafta içerisinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yeni durumu, yeni süreci, yeni adımları ve aslında belki de son birkaç hafta içerisinde gelişen durumun yeni aşamasını, yeni durumunu değerlendirdik Sayın Doğu Perinçek'le beraber. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Ağzına sağlık. Özellikle Devlet Bahçeli'nin başlattığı DEM Partisi açılımının halktan gelen Vatan Partisi'nin tepkileri ve ortaya kalan süreçte bir geri adım ya da tereddütlü yaklaşımlar olduğunun altını çizdi Sayın Doğu Perinçek ve Türkiye'nin böyle bir planı kabul etmeyeceğini bir kez daha buradan ilan etti. Biz Ankara'dan bütün izleyicimize iyi akşamlar diliyoruz. Bir, iki üç cümle söyleyeyim. Buyurun. Buyurun. Türkiye çözümsüz değil, çözüm var. Türkiye Suriye silahlı olarak işbirliği yapar. Bunu Vatan Partisi o görüşmelerin başından beri içindedir.
Rusya destekleyecektir, İran destekleyecektir, Irak destekleyecektir ve Filistin destekleyecektir. Türkiye-Suriye askeri işbirliğiyle PKK bitirilir. Yine Suriye'nin kuzeyindeki o sahte İslamcı, İslam düşmanı, İslam bayrağı açmakla beraber İslam düşmanı o akımlar bitirilir ve hem Filistin'in zaferine en büyük dayanışma gösterilir. Ama daha önemlisi bizim vatanımızın bütünlüğü sağlanır. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanır ve Türkiye'deki göçmenlerin de vatanlarına Suriye'ye dönmeleri ve oradaki tarlalarının, işlerinin, çarşılarının, fabrikalarının içine başına geçmeleri sağlanır. Bu Türkiye'yi de ferahlatan, ekonomisini hafifleten, yani ekonomik problemlerini hafifleten çok verimli sonuçlar da getirir. Evet, çok teşekkürler Sayın Perinçek. Çözümünde ana hatlarını saydınız. Sayın Doğu Perinçek ile sıcak gündemi konuştuk. Çözüm yollarında madde madde sıraladık. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Adnan Türkan'a çok teşekkür